Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dün Kuzey Irak'ta hain terör örgütünün saldırısı sonucu aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerce çıkan çatışma sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. 2023 yılının son genel kurul oturumlarından birindeyiz. Ve sizlere AK Parti'nin hedef 2023 diyerek çıktığı bu yolda Türkiye'yi nasıl uçuruma yuvarladığını ve bunun faturasını halkımıza nasıl yüklediğini anlatacağım. Üstelik bunu AK Partililerin yaptığı gibi taş devriyle günümüzü kıyaslayarak yapmayacağım. Saptırılmış bilgiler üzerinden vatandaşlarımızın aklıyla da alay etmeyeceğim. Sadece 12 sene önce verdikleri sözler üzerinden ülkemizin uçuruma sürüklenişini çarpıcı birkaç örnekle gözler önüne sermeye çalışacağım. Sayın milletvekilleri, hedef 2023 vizyonu çerçevesinde 2011 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olan ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak dediniz. 2023 geride kalıyor. Bir adım ileri gidemediğimiz gibi ilk 20'nin dışında kalma noktasındayız. 2011 senesinde enflasyon %10 bandındayken 2023 yılında tek haneye inecek dediniz. Yıllık enflasyon TÜİK'in tüm makyajlama çabasına rağmen %62 seviyesinde. Üstelik halkın enflasyonu da %100'ün üzerinde. 2023 yılında işsizlik %5'in altına inecekti. 2023 yılı resmi verilerine göre işsizlik maalesef %9.6. 2023 yılı ihracat hedefiniz 500 milyar dolardı. Hedefin yarısına bile ulaşamadınız ve 240 milyar dolarda kaldınız. Yani siz 2011 yılında verdiğiniz sözlerin neredeyse hiçbirini tutamadınız. Şimdi günlerdir asgari ücret toplantıları yapılıyor. Asgari ücretle ilgili dikkat çekici bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, bunlar Ocak 2005'ten bu yana geçirmiş olduğumuz 228 ayın sadece 9 ayında asgari ücreti açlık sınırının üzerinde tutabildiler. Yani AK Parti 2011'de 10.444 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 25 bin dolar seviyesine yükseleceğini vaat etti. Bırakın bu seviyeye gelmesini, 2011'inde gerisinde kaldık. Kişi başına düşen milli gelir 9.961 dolar seviyesinde kaldı. Hal böyle olunca yine asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Böylelikle asgari ücretliyi de kuru soğana muhtaç etmiş oldunuz. Esnafların ödemesi gereken prim gün sayısını 9.000 günden 7.200 güne çekeceğiz dediniz, sözünüzü tutmadınız. Mülakatı kaldıracağız, artık herkese aldığı puanla torpil olmaksız işlerine başlayacak dediniz. Maalesef yine sözünüzü tutmadınız. 100.000 öğretmen ataması yapacağız dediniz, sözünüzü tutmadınız. Tutamadığınız sözler yüzünden esnafımız emekli olamıyor, torpilli olmayan gençler işlerine kavuşamıyor, atanamayan yüz binlerce öğretmen öğrencileriyle buluşamıyor. Ülkemizin ekonomik tablosu özetle böyle. Şimdi size soruyoruz. Bu bütçe halkın mı bütçesi yoksa sarayın mı bütçesi? Sayın milletvekilleri, ülkemiz bu halde olunca seçim bölgem Amasya'nın durumu da farklı olmuyor elbette. Örneğin AK Parti Amasyalı vatandaşlarımıza hasta olmayı neredeyse yasaklamış durumda. Demek istediğim şu: Merzifon ilçemizde görevli kalp doktoru olmadığı için Merzifonlu'ya kalp krizi geçirmek yasak. Diğer ilçelerimizde de durum çok farklı değil. Amasya Devlet Hastanesi'nin yetersizliği nedeniyle kolonoskopi çektirmek yasak. Ancak 4 ay sonrasına sıra alınabiliyor. Katarak ameliyatı için sıra 6 aydan başlıyor. Amasya'da 350 bin kişiye bir onkoloji doktoru düşüyor. Haliyle kanser olmak da yasak. Maalesef kanser hastalarımız tedavi olabilmek için il il gezmek zorunda kalıyor. Amasyalı vatandaşlarımız diğer temel hizmetlerden de mahrum bırakılmaktadır. Örneğin Amasya'nın bazı köylerine yol yapmak belli ki yasak. Yollara ağaç diksen tutacak derinlikte çukurlar mevcut. Köye gitmek de, köyden çıkabilmek de özel bir maharet istiyor. Amasya'da belli bir kesim
Buyurun toparlayın. Amasya'da belli bir kesim maalesef mevcut hükümete vermediği oylar nedeniyle cezalandırılıyor. Amasya ile özdeşleşmiş olan elma, kiraz, bamya, hububat, soğan ve pancar üreticileri binbir zorluğa göğüs gererek üretim yapmaya çalışıyor. Oysa ki kadim şehrimiz geçmişiyle insanlık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şehzadeler yetiştirmiş, milli mücadelede tereddütsüz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almış, ismini taşıyan Tamim'le Kurtuluş Savaşı tarihinde seçkin bir yer edinmiş Amasya'mız özel bir ayrıcalığı çok uzun zamandır hak etmektedir. Adeta bir açık hava müzesi niteliğine de sahip olan Amasya'nın Turizm Bakanlığı bütçesinden aldığı payın artırılması gerekmektedir. Ancak nasıl ki 2024 bütçesinde öğrenciye, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye ve emekçiye üretene pay yok, Amasya'ya da yok. Üzülerek söylüyorum. 2024 yılında Türkiye'yi de Amasya'yı da çok daha ağır bir ekonomik